Kudüs, Kudüs. Kudüs birleştirir. Kudüs ortak paydamız. Kudüs davasında tüm Müslümanlar, inananlar bir araya gelecektir. Buna inancımız tamdır. Kudüs bütün Müslümanların gözbebeğidir. Sadece bugün değil, Kudüs tarih boyunca 3 dini de birleştirmiştir. Yahudiler, Hristiyanlar ve Müslümanlar orada barış içinde yaşamıştır. İbrahim Aleyhisselam'ın kabri oradadır. Yakup Aleyhisselam'ın kabri oradadır. Yusuf Aleyhisselam'ın kabri oradadır. İshak Aleyhisselam'ın kabri oradadır. Sare annemizin kabri oradadır. İsa Aleyhisselam orada yaşamıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam miraca Kudüs'ten çıkmıştır. Mekke'den Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e gelmiştir. Müslümanların ilk göz ağrısı, kıblesi Kudüs. Mescid-i Aksa müminleri kafirleri ayrıştıracaktır. Münafıklar da bu ortamda ayrılacaktır. Bu savaş parayı tanrı edinenlerle, hakikati savunanların savaşıdır. Bu savaş petrolle parayı dinin merkezine koyanlarla, ilahi mesajı, enbiyanın, nübüvvetin mahsulü olan dinleri, kitapları savunanların savaşıdır. Parayı tanrı edinenler Siyonizmi ürettiler ve son çağda da evangelist düşünceleri ürettiler. Onların inancına göre bir tanrı imparatorluğu kurulacaktır. Tevrat'ı tahrip ettiler. Tevrat'a Talmud'la hurafeler doldurdular. İnançlarına göre arz-ı mev'ud, Fırat'tan Nil'e kadar güya tanrı onları İsrailoğullarına vermiştir. Ve inançlarına göre, Talmud'a göre, Tevrat'a göre değil, Yahudiler üstün ırktır, efendidir, diğer insanlar köledir. Allah'a da iftira etmişlerdir. Allah'ı zalim gösteriyorlar. Allah yarattığı kullarına eşit derken, bunlar kendilerini üstün, diğerlerini zavallı, köle olarak görüyorlar. Bu dinlere yapılmış en büyük bir iftiradır. Tanrı'ya yapılmış, Allah'a yapılmış en büyük iftira budur. Allah kullar arasında ayrım yapmaz. Bunlar ise diğerlerini, özellikle de Müslümanları köle görüyorlar. Ve dünya Filistin konusunda, Kudüs konusunda, Gazze konusunda, insan hakları konusunda sınıfta kalmıştır. İkiyüzlü dünya, ikiyüzlü dünyanın para baronları, bunlar Yahudilerin sömürüsü ve zihniyeti içindedirler. Bunlara göre bir Yahudinin başı ağrısa dünya titrer. Ama Filistin'de, Somali'de, Yemen'de, Hindistan'da, Arakan'da, Myanmar'da, Doğu Türkistan'da dökülen kanlar Müslümanların kanıdır. Onlara göre ucuzdur. Onlara göre bir kıymet harbiyesi yoktur. İnsan hakları savunucuları, hayvan hakları savunucuları, sanatçı görünümlü pespayeler bu konuda da suskun kalmıştır. Dünya için bu bir turnusol kağıdıdır Kudüs. İkiyüzlü olanlarla hak erlerini belli eder. Semitizm suç sayılırken, Nazi zulmü kınanırken, Yahudi'ye hakaret dünyada her yerde suç sayılırken, uçaklarda, otellerde, her yerde şabata saygı gösterilirken, koşer türü etler, yiyecekler onlara özel kesilirken, Müslümanların kılığıyla, kıyafetiyle, başörtüsüyle uğraşılmıştır. Yahudileri rencide etmesin, üzmesin diye bazı yerlerde Müslümanların sünnetine dokunmak istemişler ama vazgeçmişlerdir. Yahudiler de sünnet oluyor diye. Dünya şu anda tamamen Siyonizmin etrafında dönüyor. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Çin dahil olmak üzere ne kadar süper güç varsa, tırnak içinde süper güç yoktur. La havle ve la kuvvete illa billah. Güç Allah'ındır. Ama bunların hepsi basın yayını olarak, sermaye olarak, para olarak Siyonizmin emrindedir. Paranın yazı ve tura tarafı, ikisi de paraya aittir. Adları değişik bu Siyonizmin erleri, askerleri dünyada Müslümana hayat hakkı tanımıyor. Durum böyle vahim iken İslam dünyası, Müslüman kardeşlerim, dostlar, ahbaplar, aydınlar, yazarlar, çizerler, partiler, tarikatlar, tekkeler, ilim erbabı, Şiası, Sünnisi, Hanefisi, Şafisi, Malikisi, Hanbelisi, kafir İslam dünyasını aynı görüyor. Bizi birbirimize düşürerek parçalamış. Parça yetmiyor, o parçaları tekrar parçalara ayırıyor. Biz birleşmek zorundayız. Güçlerimizi birleştirmek zorundayız. Ağıt yakma zamanı bitmelidir. Kınama zamanı bitmelidir. Çok acil tedbirler almak zorundayız. İlk yapılacak iş de Kudüs'te ve Filistin'de İslam barış gücü veya Orta Doğu barış gücünü hemen konuşlandırmaktır. Ağıtla çare olmaz. İsrail, Siyonist devleti ağıttan anlamaz, kınamaktan anlamaz, protestodan anlamaz. O sadece güç kullanmasını bilir, güçten anlar. Bizi hala tahkir ediyorlar. Kudüs'ü ziyaret edenleri bile sürekli baskı altında tutuyorlar. Orada hiçbir vatandaşımızın, muhabirler de dahil, gazetecilerin, basın yayın özgürlüğü güya, orada hiçbir özgürlük yoktur. Kimin başına ne geleceği belli olmaz. Böyle bir devlet olamaz. Burası bir devlet değildir. Teröristlerin yerleştiği, işgal ettiği bir toprak var orada. Ve Filistinli kardeşlerimiz sabah işine giderken aranıyorlar, akşam eve gelirken aranıyorlar ve hiçbir can güvenlikleri yok. Başlarında sürekli ibadet ederken bile, Mescid-i Aksa'nın etrafında bile İsrail askerleri sizi imtihan ediyor. Benim bacım, Türkiye'den gitmiş ziyarete giden bacım, Mescid-i Aksa'ya girerken Yahudi askeri diyor ki sen Müslüman mısın, bir İhlas suresini oku bakalım. İmtihan ediyor güya. Pasaportta bekletiyor seni. Dedenin adı nedir diyor. Bindere'den su getir diyor. 3 saatte çıkartmıyor seni. Bütün bunlar bir devlette olacak şeyler değil. Bu ancak terörist bir ülkede olabilir. Bütün kalbimizde Filistin'in yanındayız. Bütün gönlümüzde İslam dünyasına çağrı yapıyoruz. Yahudilerin tuzağına düşmeyelim. Bizi parçalamasına, ey Yemen, ey İran, ey Pakistan, ey Fas, adımı, sesimi kim biliyor, kim duyuyorsa dünyanın dört bir tarafına çağrıları yineliyoruz. Yineliyoruz. Bir araya gelin. İslam İşbirliği Teşkilatı, adı sana unutuldu. Kıpırda kardeşim, kıpırda. Bir şeyler yap. Yapamıyorsan yapamıyorum de de insanlar sizlere güvenmesinler. Bir şeyler yapın artık. Bir şeyler yapın. Bizi mi götüreceksiniz? Götürün. Nereye götürecekseniz. Biz razıyız. Ama her gün acı çektirmeyin. Oraya gidememenin, yardım edememenin üzüntüsünü milyonlar çekiyor şu anda. Milyarca Müslümanlar çekiyor. Ama şunu biliyoruz. Karşımızda 5 milyon yok. 5 milyonluk İsrail'le İslam dünyası baş edemiyor. Hayır. Karşımızda görünmeyen bir takım adi güçler var. Onlara göre inşallah biz de güç devşireceğiz. Hazır ol cenge, eğer ister isen sulhü salah dediği gibi Ziya Paşa'nın. Güçlü olacağız ki barış gelsin. Sulhü salah isteyenler güçlü olmak zorundayız. Rabbim önce imanımızı, sonra da devletimizi, milletimizi güçlü eylesin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.